Bu gördüğünüz bir fasulye tarlamız. Bu tarlanın ekimi Mayıs ayında olur. Fasulye olarak tabii. Ekim, Eylül'de de Eylül'ün birinde hasat başlar. Bunu bu sürece gelene kadar da 3-4 kez de çapa yapılır buna. En az 7 veya 8 defa da sulanır. Buradakinin özelliği şudur. Tamamen kaynak su, Koca Dağı dediğimiz bu dağlardan gelir. Kaynak sularından beslenir bu su olarak. Bir de temiz bir hava. Rüzgarı da var, güneşi de var. Buranın fasulyesi 20 dakikada pişer. Ve çok lezzetli olur. İspir fasulyesini biz mesela beğenmeyiz. Bunu da en güzel Karadeniz bilir. Biz Karadenizler bize çok mal veririz oraya. Onlar mesela ispirler. Suşehri fasulyesi diye satarlar Karadeniz'de. Bu gerçek. Nasıl ayırt ediyorsunuz? Ayırt edici Yani özelliği nedir? mesela bizim bir küçük olur. Çabuk pişer ve şişer. Onlarınki öyle değil. Serttir, geç pişer. Ya ürettiğimiz fasulyeyi Türkiye genelinde hemen hemen her ile gönderiyoruz. Daha çok Samsun, İstanbul, Ankara'dan müşterilerimiz var. Ve çok da memnunlar. Yani alan çevresine yediren tekrar bir daha istiyor yani. Şimdi lezzet olarak fark var. Boyut olarak hemen hemen birbirine yakın. Yani pişme olarak burası biraz daha şey, erken. Şöyle söyleyeyim, bizim kuru fasulyemize et koymaya gerek yok. Bizim fasulyemiz daha güzel pişiyor. Bizim fasulyemizi onlar reklam yapıyor. Siparişler ben tarladan çıkarmadan verdiklerimiz hemen arıyorlar. Bizim fasulyemizi ayır. Abi bu fasulyemiz 2000 rakımın fasulyesidir. Köksal Bey şöyle pembe damarlarını göster abi. Orijinal ata tohumudur bu. Evet kardeşlerim. Fasulyemiz İspir'in orijinal fasulyesi. İspir Bahçeli köyünde üretilmiştir. İlçemizin güvenle gururla alabileceğiniz şeker fasulyesi. Coğrafi işaret tesciline başvurduk 2008'de. Sanışmalarımız 2 sene sürdü. 2 sene sonra Türk Patent Enstitüsü'nde kabul gördü. Ve şu anda patenti İspir Esnaf Sanatçılarında olmak üzere çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bir de ulusal basında köşe yazarlarına kadar herkes yazmaya başladı. Neden? Fasulyenin dünyada ana vatanı artık İspir fasulyesi deniliyor. Çünkü ekimleri nerede yaptıysalar, deneme yaptıysalar hiçbir yerde İspir fasulyesini alamadılar, yapamadılar, olmadı. Tek bölge bizim bölgemiz. Alabalık suyuyla sulandığı için, dere sularına sulandığı için çok lezzetli oluyor. Gerçek İspir fasulyesi kesinlikle kurtlanmaz.